Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videoya. 2-3 günden beri biliyorsunuz yoktuk. Biraz işlerim vardı. İşlerimi halletmek zorunda kaldım. İşlerimle uğraşırken video çekemedim tabii. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuza geçmeden önce geçen hafta Cuma günü çekmemiz gereken bu 100 liralık fon güncelleme videosu vardı biliyorsunuz. Hemen o güncellemeyi yapalım. Güncellemeyi gösterelim. Daha sonra konumuza geçeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz 3. haftamız doldu geçen Cuma. 100 lira para yatırmıştık. Herhangi bir fona, seçtiğimiz bir fona. Siz de sağ olun katılımda bulundunuz. Teşekkür ederim hepinize. Ben kendi fonumla ilgili bilgileri şuraya koyuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 103 lirayla başlamıştım ben. 3. haftanın sonunda arkadaşlar %10.31 kar ettim. 10 lira 67 kuruş ekstra para kazandım demektir bu. Toplam para da 114 lira 18 kuruş arkadaşlar. Şimdi sizler de kendi fonlarınıza bakın. Kendi o 100 liralık portföyünüze bakın. Herkes yüzde kaç kar etmiş? Aşağı yorumlara yazsın. Bakalım gerçekten yatırımcılık, uzun vadeli yatırımcılık mantıklı mıymış, mantıksız mıymış? Herkes bunu görmüş olsun arkadaşlar. Kim ne kar etti? Herkesi yorumlara bekliyorum. Biliyorsunuz bu bizim için çok ciddi bir farkındalık. Böyle bir farkındalık yarattıysak ne mutlu bizlere. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Konumuz, bugünkü konumuz portföylerde altın bulunmalı mı? Veya işte portföylerde bulunan altının önemi ne? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar birçoğumuz altını yatırım aracı olarak görmüyoruz. Burada hemfikiriz zaten. Altın bir yatırım aracı değildir. Altın uzun vadeli bir nakit akışı üretmez bize. Benim burada altına her zaman bakış açım portföyümü korumak amaçlı, portföyümü hedge etmek amaçlı artı kendimi korumak amaçlı ben altın tutuyorum portföyümü de. Herkese de bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya bir grafik koyuyorum. Bu grafiğe dikkatlice bakalım ve yorumlayalım. Bu grafik arkadaşlar dünyadaki merkez bankalarının kasalarında ne kadar altın olduğunu gösteriyor. Yani rezervleri, altın rezervlerinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Şimdi en yüksek Amerika Birleşik Devletleri burada görüyorsunuz siz de. Şu en sondaki 8133 ton altın var arkadaşlar. Amerika'nın şu anda kasasında, Merkez Bankası'nın kasasında. Ardından Almanya geliyor. 3353 tonla. Ardından İtalya geliyor. 2452 tonla. Biz 11. sıradayız arkadaşlar. Bizim Merkez Bankamızın kasasında da şu an itibariyle 479 ton altın bulunmakta. Şimdi arkadaşlar burada bahsetmek istediğim şey aslında şu. Merkez bankaları kasalarında altın tutuyorken yani şimdi şunu düşünmek lazım öncelikle. Para yönetimi konusunda, paranın kıymeti konusunda biz merkez bankalarından daha iyi bilemeyiz arkadaşlar işleri. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Yani biz piyasalardan o kadar iyi anlıyoruz. Bunu diyemeyiz. Ben diyemiyorum şahsen. Diyebilen varsa aranızda desin. Muhtemelen kendini kandırıyordur o da. Arkadaşlar merkez bankaları kasalarında bu kadar çok altın tutuyorken yani ellerindeki paraya yakın bir oranda, belirli bir yüzdesi oranında altın tutuyorsa burada bir iş var demektir. Arkadaşlar altın her zaman güvenli limandır. Altın bir yatırım aracı değildir ama güvenliğimizi sağlayan en büyük araçtır. Şimdi ben kendi portföyümle ilgili bazı şeyler söyleyeyim size. Benim biliyorsunuz çok çeşitli araçlar bulunduran portföyüm var. Portföylerim var hatta. İşte içinde Eurobond'lar da bulunuyor, tahviller de, temettü hisseleri de, büyüme hisseleri de, kripto paralar da, fonlar da. Her türlü yatırım aracını ben portföyümde mutlaka bulundurmaya çalışıyorum. Portföy çeşitliliğinin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü. Bunun avantajını geçmiş dönemlerde yaşamış bir insan olarak bunu söylüyorum. Portföyüm bu kadar çok çeşitli araç bulundururken arkadaşlar portföyümün en az %20'si kadar da altın bulundurmaya özen gösteriyorum. Veya işte gümüş bulundurmaya özen gösteriyorum. Karışık bir fiziki kıymetli maden bulundurmayı tercih ediyorum. Bu tercihimin sebebi arkadaşlar şu aslında temel olarak. Şimdi bizler insanız. Bir ülkede yaşıyoruz. Ülke içinde bazı istemediğimiz olumsuz durumlar olabilir bizler için. Örnek veriyorum. Allah korusun. Hani çok böyle söyleniyor bu konu. Çok dillendiriliyor. Hiç girmek istemiyorum bu konuya ama büyük İstanbul depreminden bahsediyor. Böyle bir senaryoda arkadaşlar inşallah umarım olmaz böyle bir deprem. Böyle bir senaryo gerçekleşirse finansal piyasalar Türkiye'de çok ciddi anlamda problem yaşayabilir. Ciddi insan kaybı yaşayabiliriz Allah korusun. O ciddi insan kaybını yaşarsak tabii ki konuşmamız gereken konu para değil ama maalesef ki para hayatın gerçeği. Bunu atlamamamız gerekiyor. Böyle bir durumda bir milli yas ilan edilmesi durumunda örnek veriyorum piyasalarda bulunan portföyümüze birkaç ay ulaşamadığımızı düşünün. Veya toplumsal bir olay olduğu zaman toplumsal bir olay neticesinde piyasaların belirli sürelerde kapalı kaldığını düşünün ve bu paraya ihtiyacınız olduğu dönemleri düşünün. Arkadaşlar piyasalar kapalı kalırsa eğer piyasadan alış veya satış yapamayız. Yani oradaki portföyümüzü nakde çeviremeyiz. Bizim böyle durumlar için
elimizde bir miktar altın bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum ben her zaman. Tabii ki bu sadece olumsuz durumlar için de. Hayır arkadaşlar, yani portföyde altın bulundurmak sadece olumsuz durumlar için, zor günler için değil arkadaşlar. Şunun için de ben portföyümde bir miktar kıymetli maden bulunduruyorum. Güzel piyasada fırsatlar çıkıyor arkadaşlar. Hepinizin karşısına gelmiştir bu fırsatlar. İşte çok beğendiğiniz 30 temettü hissesi var, 20 temettü, 15, hiç fark etmez sayısı. Çok beğendiğiniz şirketleriniz var, sizin sürekli olarak yatırım yaptığınız. Aylık olarak belirli bir miktar yatırım yapıyorsunuz. Ama bazen piyasa öyle bir fırsat sunuyor ki size, o beğendiğiniz şirketin fiyatı o kadar düşüyor ki, veya işte hareketli ortalamalara bakarak yatırım yapan bazı arkadaşlarımız var. 200 günlük hareketli ortalamasına geliyor birdenbire hissemiz ve bu bizim için bir alım fırsatı çıkartıyor ortaya. Bu alım fırsatlarını değerlendirebilmek için portföyde bir miktar hemen nakite dönüşecek bir araç bulundurmak çok faydalı arkadaşlar. Bu araç da benim için altın. Bu altını tuttuğum sürece yatırım yaptığım, sürekli yatırım yaptığım, beğenerek yatırım yaptığım fonlarda veya işte hisse senetlerinde ciddi bir alım fırsatı olduğu zaman, piyasada ciddi bir fırsat gördüğüm zaman hemen o portföyün içinde bulunan o altını, gümüşün bir miktarını satarak o fırsatı değerlendirme avantajı yakalıyorum. Hem olumsuz durumdan koruyor beni arkadaşlar, hem de bazen olumlu durumlarda benim avantajıma yarayacak, benim avantajıma olan şeyleri kaçırmamamı sağlıyor. Benim size tavsiyem, portföylerinizde bir miktar kıymetli maden bulundurun. Portföyünüzün en azından %10'unu kıymetli madenlerden oluşturun arkadaşlar. Bunu yatırım amacıyla yapmak zorunda değilsiniz. Bunu birikim amacıyla, yani altın dediğimiz şey aslında çok güzel bir birikim aracıdır. Paranızı enflasyon ona karşı korur. Paranızı kıymetlendirir. Bunun her zaman portföyde bulunması bazı fırsatları yakalamanızı sağlar. Böyle düşünmek lazım altın meselesinde. Şimdi ben altın meselesiyle ilgili daha önce videolarımda bahsettiğimde her zaman şu soru soruluyor. İşte altını borsada mı tutmak lazım? Yani altın S1 koduyla biliyorsunuz bir kağıt var borsada. Bir altın sertifikası bu. Elimizde fiziki olarak mı tutmak lazım, yoksa altın S1 kodlu şeyden mi alalım? Bu tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Ben şahsen şöyle yapıyorum. Portföyümdeki kıymetli madenin, altının bir miktarını fiziksel tutuyorum elimde. Bir miktarını yine hızlıca paraya dönüştürebileceğim altın S1'de tutuyorum. Hatta bir miktarda arkadaşlar bankalarınızda biliyorsunuz altın hesabı açabiliyorsunuz. Yani 1 gramın altında bile altın alabiliyorsunuz. Veya işte 50 liralık bile altın alabiliyorsunuz. 20 liralık bile altın alabiliyorsunuz. Arada bir ben böyle kenarda köşede kalmış paralarımla bunların miktarını artırıyorum. Atıyorum köşeye. Yani bankamdaki giriyorum altın hesabından işte 0.05 gram altın alıyorum. 0.010 gram altın alıyorum. Atıyorum kenara. Yarın öbür gün güzel ciddi bir fırsat çıktığında karşıma onu bozdurup hemen bu tarafa geçiyorum. Fiziki altınları da tabii biliyorsunuz çok olumsuz durumlara karşı tutuyorum. Bence bunları öngörmekte fayda var arkadaşlar. Yani olumsuz durumların olmasını evet istemeyiz. Depremlerin, toplumsal problemlerin, siyasi problemlerin, politik problemlerin olmasını hiçbirimiz istemiyoruz. Ama maalesef hayatın gerçekleri var arkadaşlar. Hayatın gerçeği para. O hayatın gerçeğine karşı portföyümüzü ve kendimizi bir miktar koruma altına almalıyız. Şimdi portföyümü ben %10'u kadar altın tutuyorum elimde. Daha sonra portföyüm büyümeye devam ettiği sürece o altının miktarını aslında bir noktadan sonra artırmıyorum. Bir noktadan sonra o paramı fırsat gördükçe fırsatlarda değerlendiriyorum. Tekrar işte altında biraz birikim yapmaya başlıyorum. Yani tamamen portföyümün %10'u 20'si diye de bir sınırlama yok. Ama bir miktar mutlaka kıymetli maden tutuyorum. Bunun yerine döviz de tutabiliriz tabii ki. Ama yine dövizin de bazı tehlikeleri var biliyorsunuz işte. Yani yaşadık geçmişte biz bunları. Dövizin bir gecede yerle bir olması, allak bullak olması meselesi. Bunu hepimiz yaşadık. Onun için ben altını biraz daha önemsiyorum. Şimdi şuraya bir grafik daha koyuyorum arkadaşlar. Bu grafiğe de bakalım. Bu grafik de arkadaşlar Japonya borsasının bir grafiği. Bu çok enteresan bir grafik. 1989 yılından 2024 günümüze kadar bir grafik. 1989 yılındaki tarihi zirvesine Japon borsaları 2024'te ancak ulaştı. Yani burada 35 yıllık bir düşüşten bahsediyoruz arkadaşlar. 35 yıl önce bir borsada işlem yaptığınızı düşünün. Yani bir hisse senedi veya işte elinizdeki toplu parayla hisse senedi aldığınızı düşünün. Ve bunun en tarihi zirvesinde aldığınızı düşünün kendi kendinize. Bir düşmeye başlıyor borsa. Daha sonra uzun yıllar boyunca yataya bağlıyor. Ve 35 senenin sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi o tarihi zirveyi, o 89 yılındaki tarihi zirveyi ancak yakalayabiliyor. 35 yıllık çok ciddi bir kayıp. Tabii ki
temettü hisseleri toplayanlar için veya uzun vadeli yatırımcılar için bunlar fırsat. Ama o tarihi zirveden aldığınız zamanları düşünün. Yani o tarihi zirveden hisse aldığınızı düşünün. İşte arkadaşlar, portföyde altın vesaire gibi kıymetli madenlerin bulunmasının önemi bu. Yani bizim borsamızda böyle bir durum yaşanamaz mı? Yaşanabilir. Döviz bazlı baktığımız zaman endeksimiz, biliyorsunuz, döviz bazlı hala problemde. Hep zaten bunu anlatıyor bazı arkadaşlarımız. Döviz bazlı halen problemde. İşte arkadaşlar, bu tip problemlerden korunmak amacıyla, bu tip problemlerde ve bu tip problemi kendimize fırsat olarak çevirmek için mutlaka portföyümüzde bir miktar kıymetli maden bulundurmak lazım. İster dijital olsun, ister fiziksel olsun. Ben sizin yerinizde olsam onu da ikiye bölerim. Şimdi şöyle diyenler olacaktır. Abi işte 1000 lira 1500 lira yatırım yapabiliyoruz biz ayda. Sen diyorsun ki portföyünün %10'unu 20'sini altında tut. Tamam, 1000 liranın %10'u 100 lira. Ben 100 lirayla gidip de gram altın alamıyorum ki. Gram altın alamıyorsun ama arkadaşım. Dediğim gibi bankandaki altın hesabından 50 liralık bile bugün altın alabiliyorsun. 100 liralık bile altın alabiliyorsun. Çalıştığın bankanın mutlaka vardır böyle bir hizmeti. Benim çalıştığım bankaların var açıkçası. Onlardan al, biriktir. Tam bir gram fiyatına geldiği zaman, tam bir gram edebilecek bir paraya geldiği zaman tamamını satarsın, elinde bir nakitin olur, gider fiziksel olarak bir gram alırsın. İşte bir tane fiziksel gram biriktirirsin, bir gram da dijital olarak biriktirirsin. Bunu böyle çözebilirsin. Ben portföyler içinde mutlaka altın bulunması gerektiğini düşünenlerdenim. Hatta portföyler içinde sadece tek bir yatırım aracı değil, birden fazla yatırım aracının bulunması gerektiğini düşünenlerdenim. İşte geçmişte daha önce konuşmuştuk, hatırlarsanız. Temettü hisseleri topluyorsunuz. Diyelim ki 5 temettü hisseniz var. Sürekli olarak biriktirdiğiniz 5 temettü hisseniz var. Temettü emeklisi de oldunuz. Zaten olacaksınız hepiniz. Yani istikrarlı bir şekilde biriktirmeye devam ettiğiniz sürece zaten olacaksınız. Yarın öbür gün temettü emeklisi oldum dediğiniz noktada hisselerinizden bir tanesinin temettüyü veremiyorum ben bu yıl dediğini hayal edin. Böyle bir şey hayal edin. Yani 5 hisseniz vardı. Gelirinizi de diyelim ki o yılki alacağınız toplam temettü gelirini de %20-20-20-20 hisseye böldünüz. Yani portföy ağırlığınızı ona göre belirlediniz. Bir tanesi vermezse %21 o yılki gelir kaybınız var demektir arkadaşlar. Bu %20 gelir kaybını yaşadığınız zaman ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani bunun için bir B planına ihtiyacınız var. O yıl %20 temettü alamadınız diye, yani toplam alacağınız paranın %20'sini temettü olarak alamadınız diye ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çalışmayı mı düşünüyorsunuz? Hayır arkadaşlar, işte bu tip durumlar için farklı yatırım araçları mutlaka bulundurun. Bunun için şunu tavsiye ediyorum ben. Şimdi temettü hissesi biriktiriyorsunuz diyelim ki. Temettüye çok güveniyoruz. Ben çok güveniyorum şahsen. Ben çünkü temettü emeklisi olmuş, temettü yatırımını başarmış bir insan olarak söylüyorum. Biriktiriyoruz bunları, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Örnek veriyorum, hissenin fiyatı 170 lira. Bizim de 180 lira paramız var. İşte 170 liraya bir tane hisse aldık, 10 lira kaldı, 3 lira kaldı, 5 lira kaldı. Köşede, kıyıda, bir köşede kaldı. Yani bununla tekrar bir temettü hissesi alamıyoruz. 3-4 liradan bahsediyorum. Eğer varsa tabii ki alın. 3-4 lirayla da tutun, beğendiğiniz bir 5-10 tane fon olsun. İştirak fonları var arkadaşlar, bakın. Şimdi işte Sabancıların da iştirak fonu çıktı. Çıkıyor. Onaylandı bu arkadaşlar. Yakında yatırım yapabileceğiz. Koç Holding'in iştirakı var. İş Bankası'nın iştirak fonu var. Sabancı Holding'in iştirak fonu çıkacak. Bunlar devasa büyük holdingler, büyük şirketler. O hesaplarınızda kalan o küçük paraları da bunun gibi fonlara aktarabilirsiniz. 3 liralık, 5 liralık veya bunlar olması şart değil. Kendiniz de hisse senedi fonu seçebilirsiniz. Altın fonu seçebilirsiniz. Eurobond, tahvil, borçlanma araçları, kira sertifikaları fonları seçebilirsiniz. Bir de fon portföyü oluşturun kendinize. Şöyle 10 fonluk, 5 fonluk kaç tane istiyorsanız o kıyıda köşede kalmış paralarınızı da küçük küçük oralara atın ki yarın öbür gün portföyünüzle ilgili, temettü portföyünüzle ilgili ciddi bir problem yaşarsanız burada en azından sizin bir yılınızı geçirebilecek bir paranız biriksin. Bugün temettü emekliliği yolculuğuna çıktığınız andan itibaren veya işte yolun yarısındaysanız bile küçük küçük buraları da biriktirerek arkadaşlar yarın öbür gün ciddi bir problem yaşarsak en azından bir yıllık burada benim kafam rahat ya, bir yıla kadar temettü şirketim düzelir benim diyebiliriz. Fon alabiliriz dediğim gibi. Ben altını önemsiyorum. Bir miktar altın alabiliriz ki almalıyız. Portföyümüzü koruma altına almalıyız. Bu meseleyi böyle düşünmek lazım arkadaşlar. Yani koca merkez bankaları portföylerinde, kasalarında altın bulundururken bizim bunu es geçmemiz bana hiç mantıklı gelmiyor. Akla mantığa yatar bir şey gelmiyor. Bir de arkadaşlar şu kafadan tamamen çıkmak lazım. Tamamen her şeyimizi yatırıma adamak,
Tamamen her şeyimizi portföyümüze adamak, daha çok para kazanma hırsına kapılmak. Arkadaşlar bu hırs bazen yanılmamıza sebep olur. Bu hırsla birlikte bazı fırsatları kaçırabiliriz. Tamamen tüm elimizdeki nakdi değeri portföyümüzün içine gömmek, yani yatırım araçlarımıza gömmek bazen bizim için olumsuz olabilir. Bu olumsuz durumlardan kurtulmanın tek yolu altın gibi para koruma araçlarıdır arkadaşlar. Kalkıp da işte portföyünüzün %50'sini de altından oluşturun demiyorum. Çünkü ben altının bir nakit akışı yarattığını düşünmüyorum, bunu görmüyorum. Göremiyoruz yani, hiçbirimiz bunu düşünmüyoruz muhtemelen. Ama altın bir koruma aracıdır, altın bir biriktirme aracıdır arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Portföylerde bir miktar altın bulundurmak lazım. Şu videonun başında bahsettiğimiz bu 100 lira meselesini unutmayın. Herkes yorumlara yazsın karını zararını. En çok kar eden bakalım kimmiş, onları görelim. Ayrıca beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek olmak istiyorsanız aşağıda bir teşekkürler butonu var. Teşekkürler butonuna basabilirsiniz. O butona bastığınız zaman bizlere destek olursunuz. Bir de Instagram hesabımız var. Yatırım nedir? Aşağıda geçiyor şu an. Yatırım nedir? Instagram hesabından da bizleri takip edebilirsiniz. Her videonun sonunda söylediğim gibi yine tekrar edelim arkadaşlar. Doğru kararlar verdiğiniz, doğru adımlar attığınız, doğru yatırımlar yaptığınız, hiç kimseye kanmadığınız, nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol kazançlı, sevgi dolu günler dilerim hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.